Ardışık 4 tek tam sayının toplamı 136'dır. Bu tam sayılar hangileridir? Çözmeye çalışmadan önce ardışık 4 tek tam sayının ne anlama geldiğini düşünelim. Örneğin 3 ile başlayalım. Bundan sonra gelen tek tam sayı 5. Daha sonra gelen yine tek tam sayı 7. Ondan sonraki ise 9. Bu sayılar ardışık ve tek tam sayılar. Örneğin 11 ile başlamış olsaydık 11, 13, 15 ve 17 diye gidecekti. Bunlar da ardışık tek tam sayılar. Ardışık olmayan sayılara örnek düşünelim. Örneğin 3'ten sonra 7 geliyorsa bunlar ardışık değildir. Zira 3'ten sonra gelen tek tam sayı 5'tir, 7 değildir. Yani bunlar ardışık tek tam sayılardır. Bu ise ardışık değildir. 3'ten sonra 5, 7 diye devam ediyorsa ardışıktır. 3'ten sonra 7 diye devam ediyorsa ardışık değildir. Şimdi bu bilgiyi göz önüne alarak videoyu durdurun ve soruyu kendi başınıza çözmeyi deneyin. Umarım denemişsinizdir. Şimdi birlikte devam edelim. x bu 4 sayıdan en küçüğünü ifade ediyor olsun. x eşittir 4 ardışık tek tam sayıdan en küçük olan. Eğer x en küçük olan sayıysa, diğer 3 sayıyı x cinsinden nasıl yazabiliriz? Buradaki seriyi düşünelim. 3, 5, 7, 9 diye gidiyor. Eğer buradaki 3 x'e eşit olsaydı, 5'i nasıl gösterebilirdik? Gördüğünüz gibi her sayı kendisinden önce gelen tek tam sayıya 2 eklenerek elde edilmiş. Tek bir tam sayıya 1 ekleseydik çift bir sayıya ulaşırdık. Bir sonraki tek tam sayıya ulaşmak için her seferinde 2 ekleyeceğiz. x eşittir 3 ise 5 için x artı 2 yazabiliriz. Bir sonraki sayıya 7'ye bakalım. Yine bir önceki sayıya 2 eklenmiş, x artı 2'ye 2 eklenmiş, yani x artı 4. O zaman 9'u da x artı 6 olarak düşünebiliriz. Sağdaki sayı dizisini de inceleyelim. 11, 13, 15, 17. Eğer bu durumda da 11 eşittir x'e, 13 eşittir x artı 2, 15 eşittir x artı 4, 17 de x artı 6 olarak yazılabilir. Kısacası, eğer x bu serideki tek tam sayılardan en küçüğü ise, ardışık tek tam sayıları x artı 2, x artı 4, x artı 6 olarak yazabiliriz. Bu 4 sayının toplamı 136'ya eşit olacak. En küçük sayı x. Ondan sonra gelen sayı x artı 2, daha sonraki sayı x artı 4 ve son sayı da x artı 6. Birbirini izleyen yani ardışık 4 tek tam sayının toplamı bu. Bize bu sayıların toplamının 136'ya eşit olduğu söylenmiş. Bunların toplamı eşittir 136 olacak. Bu tek bilinmeyenli yani bir denklem. x'in değerini kolayca bulabiliriz. Önce x terimlerini toplayalım. 1, 2, 3. 4 tane x'imiz var. 4x artı 2 artı 4, 6 eder. 6 artı 6, 12 eder. Demek ki 4x artı 12 eşittir 136. Denklemin bir tarafında sadece x terimleri kalsın istiyorum. Yani bu 12'den kurtulmamız lazım. Denklemin her iki tarafından da 12 çıkaralım. Eşitliğin sadece sol tarafından 12 çıkaramayız, değil mi? Eğer sadece bir tarafından çıkarırsak eşitlik bozulur. Eşitliğin bozulmaması için hem sağ hem de sol taraftan 12 çıkaracağız. Denklemin sol tarafında artı 12 ve eksi 12 birbirini götürdü, solda sadece 4x kaldı. Eşitliğin sağ tarafı ise 124 oldu. 4x eşittir 124. Şimdi eşitliğin her iki tarafını da 4'e bölelim. Sol tarafta x kaldı. x eşittir 124 bölü 4. 124 bölü 4 ne eder? 100'ü 4'e bölersek 25 eder. 24'ü 4'e bölersek 6 eder. 25 artı 6 eşittir 31. Yani x eşittir 31. Eğer bu bölme işlemini aklınızdan hesaplamak istemezseniz, klasik bölme işlemi de yapabiliriz. 124 bölü 4 diyelim. 1'de 4 yok. 12'de 4, 3 kere var. 3 kere 4, 12. Çıkaralım. Kalan 0. 4'te 4, 1 kere var. 1 kere 4, 4. Çıkaralım. Kalan 0 x eşittir 31. Yine cevabımız aynı. x ardışık tek sayıların en küçüğüydü. En küçük sayı 31 olduğuna göre, x artı 2 eşittir 33, x artı 4 eşittir 35 ve x artı 6 eşittir 37 olacak. Cevabı bulduk. Ardışık tek tam sayılarımız 31, 33, 35 ve 37. Bu kadar.